أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
عليهم نار مؤصدة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Reber TV izleyenleri, iftar sevinciyle bir kez daha karşınızdayız. Ramazan'ın son 3 iftarı, Ramazan ayının son 3 iftarı, aynı zamanda son 3 programımız. Bugün çok kıymetli bir hocamız var ve önemli bir meseleyi kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Bugün seçtiğimiz konu komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, sıla-i rahim belki kavramını konuşmak isteriz bir müddet. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Atasözü, atalarımızın belki tarihe yazdığı bir söz. Yine ev alma, komşu al, komşu haklarına atalarımızın verdiği önem. Yine hadis-i şeriflerde, ayetlerde komşu ve akrabalık haklarına
nasıl bir değer verilmiş, nasıl bir değer biçilmiş onu da inşallah kıymetli hocamıza soracağız. İttihadül Ulema üyelerinden, müderrislerinden Seydamız Melle Salih Çiftsüren. Seydam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Allah razı olsun. Cümleten Allah razı olsun. Bizi de bu hayra kattığınız için, dahil ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı, birkaç kelimeyi konuşmak fırsatını verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi aynı zamanda bizimle beraber Grup Aksa'dan kardeşlerimiz, Veysi ve Musab kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlarla da, onlar da bize zaman zaman ilahiler okuyacaklar. Hatta ilk ilahiyle başlayalım, bir eser dinleyelim. Sonrasında komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, özellikle günümüz toplumunun biraz daha değerini düşürdüğü diyelim, artık nasıl ifade edeceksek, değeri düşen bir hak ya da değeri düşen bir toplumsal sorumluluk, bunu konuşmaya başlayacağız. Buyurun önce kardeşlerimizi dinleyelim. Elvida, elvida bike ya şehri Ramazanil mübarek. Elvida, elvida, elvida bike ya şehri tilavetil Kur'an. Elvida ya Hennan, ya Mennan, ya Zelcud ve İhsan, sabit kulubena alel iman. La ilahe illa hu, evvelenu, ahirenu, zahirenu, batilenu, ya hu, ya men hu, ya men leyse illa hu.
hükmü Kur'an kuheye ev ana yasameye eğer en bikin hakim cennetli bendameye eğer emnekin hebat cehennemli bendameye ver 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 emherin hükmü Kur'an beyerin ver 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 emherin dine İslam beyerin ver 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 emherin hükmü Kur'an beyerin ver 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 emherin dine İslam beyerin El Beşir en Nebi السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين. Efendim iftar sevincine devam ediyoruz. Grup Aksa kardeşlerimizi dinledik. Sohbetimize başlıyoruz. Kıymetli hocamız Seyda Mele Salih Çift Süren. Hocam, komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, ikisini beraber konuşalım ama şunu önce bir soralım. Komşuluk zaruri midir? Yani insan niye komşu olur? Komşu olmadan olmaz mı? Yani insan kendi başına belki ben tercihim budur. Hayatımı böyle yaşıyorum. Evim yan yana olsun olmasın. Benim için çok önemli değil. Komşuluk niye zaruri olsun? Oradan başlayalım belki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Evet, komşuluk şöyle bir geriye doğru gidersek Allahu Teala Celle Celaluhu insanların yeryüzüne, insanları yeryüzüne gönderip onların halk amacı, yaratılış amacı ne olduğunu ve ne için yarattığını, kendilerinden neler istediğini oraları bir kurcalarsak, bir araştırırsak, biz bir göz atarsak ta ki peygamberlerin gönderilişine kadar peygamberlerin aracılığıyla Allahu Teala'nın muradı, Allahu Teala'nın istediği ve kendisini razı edecek hallerin, davranışların, sözlerin, yaşantıların neler olacağını bir düşünürsek komşuluğun artık bir tesadüf olmadığını, bir mecburiyet olduğunu, yani bir arada olmanın insanlığın bir gereği, yani insan yaratılışının bir gereği olduğunun farkına varırız. Neden? Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle bir fermanda bulunmuş. Ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak beni tanısınlar. Yani benim kendileri için bir halık olduğumu, bensiz olamayacaklarını ve bensiz yaşayamayacaklarını bilsinler, beni tanısınlar. Beni tanıdıktan sonra gereği gibi bana karşı bir itaatte, bir inkiyada, bir teslimiyete, bir dinlemeye mecbur kalsınlar diye ben insanları yarattım. İnsanları yaratırken muhakkak Allahu Teala ile insanlar arasında bir aracının olması kaçınılmazdır. Bu aracı olana da biz tabiri Kur'an'la Resul ve Nebi deriz. Yani onlara Nebi ve Resul, yani bir elçi, bir gönderilen. Yani Allahu Teala'nın bu insanları yaratılış sebebi ve kendilerinden nelerin istendiğini bu aracı vasıtasıyla kendilerine iletme şeyi vardır. İşte bunlar bir arada olmazsalar ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle de diyor. Vel tekun minkum ümmetun. Bir ümmet oluşsun. Yani bir topluluk oluşsun. Öyle bir topluluk ki kendi aralarında iyiyi, güzeli, faydalıyı emredecek, kötülüklerden, çirkinliklerden, zararlılardan da sakındıracak bir topluluk oluşsun. Bu topluluğa söz getirecek, yani bu topluluğa söz dinletecek bir peygamberin muhakkak
bir arada, yani bu insanların bir arada olması hasebiyle, olması kaydıyla ancak bir peygamber bunlara Allahu Teala'nın muradını ulaştırabilecektir. İkincisi, tesadüf olmadığı, yani bir mecburiyet olduğu, bir gereklilik olduğuna, bir akli olarak sebep de şu gereklidir. Şundan yola çıkabiliriz. Bir insan için tek taraflı bir ihtiyaç kapısı değildir. Yani insanlık için ihtiyaç kapıları tabir caizse bi adedi enfasil halaik. Yani insanların nefesi sayısınca bir tek fert için belki yüzlerce ihtiyaç yolları vardır. Yani ihtiyaçların temin edileceği kapılar vardır. Yollar olmalıdır. Peki bu yolların tüm kapıların kapanması için, yani ihtiyaçların giderilmesi için acaba bir fert kendisi için yeterli olur mu, olmaz mı? Bunu bir düşünelim. İnsan için ziraat gereklidir. İnsan için sağlık gereklidir. İnsan için eğitim gereklidir. İnsan için zararlı huylar olsun, mahlukatlar olsun, haşeratlar olsun. Bunlar için, bunlardan sakınmak için bir şey gereklidir. Peki bu yolların kapanması için bir insan acaba tüm mesaisini, tüm hayatını bunlara verse kapatabilir mi, kapatmaz mı? Kapatamaz. Mecburiyetten dolayı topluluk olacak. Ailesi, ası diyelim. Ası sağlık, o toplumun sağlık alanıyla, sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenecek donanım ve teçhizata sahip olacak. Bir kişi, sadece bir kişi. O topluluktan biri çıkacak, bunların eğitimiyle ilgilenecek. Biri çıkacak, tabi bu eğitimiyle ilgilenen insan, kesim olsun, sınıf olsun, insan olsun, aynı zamanda ziraatini de başka birisinden temin edecek. Eğitimini başka birisinden temin edecek. Sağlıkını başka birisinden temin edecek. Temin ettiği yollara bir kısım vazifeyi de, bir kısım görevi de kendisi onlara karşı yapacak. Demek bir insan eğer dese ki mecburdur, tek kişi tek başına yaşamak mecburiyetindedir. Öyle olmalıdır. Ferdi olarak yaşamalıdır. Toplumsal, içtimai olarak değildir. O zaman bir insan binlerce insanın görevi yapma mecburiyetinde bırakılmış olacaktır. Yani dolayısıyla şu sonuca vardık. Evet. Aslında bir arada olmak, komşu olmak insanın kendisi içindir. Yani kendisi içindir. Evet. Bu yüzden Allah-u Teala emretmiş ya da evet, peygamber hadislerinde insanlara bunu, haklarınızı, ilişkilerinizi güçlendirmenizi, evet, ilişkilerimizi güçlendirmemizi söylüyor. Evet. Yani insan içindir. Aslında bir ağzaya da benzetirsek, evet, bir vücudun ağzalarına da benzetirsek. Evet. Değil mi Selim? Doğrudur. Yani bir vücudun ağzalarına benzetirsek, örneğin yani sağ el ile sol eli bir düşünelim. Sol elin yapamayacağını yardımına koşan sağ eldir. Hemen ihtiyaç duyar, manen otomatikmen bir alarm çalar, yani bir zil çalar. Yapamıyorum, yardımına ihtiyacım var, muhtacım. O zaman sağ el hemen yardımına koşar. Yardımına koştuğu gibi, o görevi yapacakları gibi sol el sağ ele bir minnet borçlu haline gelir. Sol el def ettiği zarardan dolayı sağ elin yaptığı ihsan için, ihsan karşılığı bir minnettar duyacak. Minnet duyacak yani. Sağ el yardımına koştuğu için onu o tehlikeden, o varattan, o ızdıraptan kurtardığı için ayrıyeten bu sağ elde bir acıma hissi duyacaktır. Yani artık bundan böyle kurtardığım o sol el, zararlardan, dış etkenlerden kurtardığım o sol ele sahip çıkmalıyım. Çünkü benim emeğimdir. Yani kurtardığım bir emektir. Düşünelim, fakir ile zengin arasında. Zengin bir mal, bir varlık sahibi kişiye denir. Fakir ise o varlığa muhtaç bir kesim, bir tabirdir. Bir tabirdir. Evet. Fakiri zengine karşı ısındıracak, fakire karşı bir minnet borçlu olacak, bir
merhamet aracı olarak Allahu Teala zenginin eline bir rızık kapısını açmış. Fakire karşı bir rızık kapısı açmış. Ama anahtarı kimin elinde? Zenginin elinde. Zengin aynı zamanda fakiri, Allahu Teala'nın yüklediği o yükümlülükten dolayı, kaynaklanan o yükümlülükten dolayı, fakire yaptığı iyilikten dolayı daima fakiri kendisi için olmazsa olmaz bilir. Çünkü topladığı mal fakirin sayesindeydi. Çalıştırdığı o fakir sayesindeydi. Fakir de rızık kapısını onda bulduğu için sürekli ona karşı bir ısınma duygusu duyar. Yani daima hani bir Arapların atasözü var. El insanu abidul ihsani. Kişi, insan ihsanın kölesidir. Yani ihsana otomatikmen, manen, psikolojikmen, yani ihtiyari olmaksızın daima ihsani, yani Kürtçe'de bir su var, bir atasözü var. Diyorlar, teaveş kani ki har, geretüş bir nek, hakkı bir kaniyeş bir nek yani. Bir yerden bir su içtinse mutlaka o çeşme aklında kalmalıdır. Yani onun o hakkını, üzerindeki o hakkı hiçbir zaman unutmamalısın. Yani fakirle zengin, sağ ile sol el gibi. Sol elin yapamadıklarına, sağ elin yardıma koştuğu gibi. Sol elin bir de kirlilik tarafı vardır. Zarar göreceği taraf vardır. Başkasıyla uğraştığından dolayı kendisinin aldığı bazı mikroplar olabilir. Kendi kendisini yıkayamıyor. Ne yapar? Sağ ele ihtiyaç duyar. Çağırır, bağırır, yakarış yapar. Der ki, aldığım çalışmadan dolayı, bulunduğumdan dolayı, mevcudiyetimden dolayı aldığım bazı zararlı sebepler vardır, zararlı mikroplar vardır. Kendi kendimi temizleyemiyorum, senin beni temizlemeye ihtiyacın vardır. Yapabilir misin diye. Sağ ele hemen yardımına koşar. Sağ el sol eli yıkar, sol el sağ eli yıkar. Demek ne sağ elsiz sol el yaşar, ne sol elsiz sağ el yaşar. Onun için komşuluk. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerinden bir örnek, bir önemseme, yani ne kadar önemli bir şey olduğunu Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler içerisinde, topluluğunda. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu diyor. Evet, vallahi la yu'minu. Sahabeler hep susuyorlar, titreşiyorlar. Acaba nedir yani? Resulullah'a bu sözleri söyleten ne olabilir? Vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir diye Resulullah ısrarla üzerinde durduğu bu kesim kim olabilir diye soruyorlar. Resulullah cevap veriyor. Kile men ya Resulallah. Kimdir bu iman etmemiş de diyorsun. Hem de kasem ederek, yemin ederek diyor. Ellezi la ye'melu caruhu bevaikahu. Komşusu zararlarından emin olmayan kimse demek hakkıyla iman etmemiş demektir. Hakkıyla iman etmiş olsaydı imanın gereklerinden bir tanesi de el müslimu ehul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu kardeş bilecekti. Hiçbir zaman kardeş, kardeşin şerrinden endişelenmemelidir. Muazzam bir ölçüdür Seyyidem, evet. Bu. Yani bu Peygamber Efendimizin bu hadisi komşusu, çevresi, çevresindekiler ondan gelecek kötülükten emin değillerse, evet, bu imanın zayıflığıdır. Evet. Bu ölçü burada dursun. Bir ara verelim, bir nefeslenelim. Buyurun. Sonra devam edelim inşallah. Yine grup Aksa'dan kardeşlerimiz bir ilahi seslendirecekler.
رب المه ور رحمی مه خلاص که کفر و ظلمی یا رب المه ور رحمی مه خلاص که کفر و ظلمی بده مه عرفان و علمی بلند بدنگ دعوامه بده مه عرفان و علمی بلند بدنگ دعوامه الشعب که بقرآنی بلا که مجود مانه الشعب که بقرآنی بلا که مجود مانه بده مه رحم و ایمانه بلند بدنگ دعوامه بده مه رحم و ایمانه بلند بدنگ دعوامه دلیم حسودی دور به قلبیم مرحمت ورد لیم حسودی دور بج قلبیم هفد و حزب کن بریم بلند بدنگ دعوام هفد و حزب کن بریم بلند بدنگ دعوام مشاب که بقرآنی بلا که مشود مانی مشاب که بقرآنی بلا که مجود مانی بده مه رحم و ایمانی بلند بدنگ دعوامه بده مه رحم و ایمانی بلند بدنگ دعوامه زافل منای ظلم ج قلبی مدرنای برحم زافل منای ظلم ج قلبی مدرنای یا رب بدی ما حسنای بلند بدنگ دعوامه یا رب بدی ما حسنای بلند بدنگ دعوامه مشاب که بقرآنی بلا که مجود مانه مشاب که بقرآنی بلا که مجود مانه بده مه رحم و ایمانه بلند بدنگ دعوامه بده مه رحم و ایمانه بلند بدنگ دعوامه Devam ediyoruz iftar sevincine. Kıymetli hocamız, seyidamız Mera Salih Çiftsüren hocamızla beraberiz. Akraba ve komşuluk hakkını konuşuyoruz. Hocam ilk bölümde dedik ki komşuluk olmazsa olmazdır. Yani çünkü bir vücudun azalarına benzettik. Hayat hiçbir sevmez. Hiçbir azamız kendi başına kendine yeter değildir. Evet. Kaldı ki kulak duyar, göz görür, ağız tat alır, burun koku alır. Bunlar da birbirlerini tamamlayan uzuvlardır. Şimdi bir de insanın ihtiyacı olan bu birbirlerine muhtaç olma durumu aynı zamanda İslam ve Allah-u Teala'nın kitabı, ayet-i kerime, hadislerde nasıl bir değer, nasıl bir önem atfedilmiş, nasıl öne çıkarılmış, nasıl emredilmişiz? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tavsiye ve ihbar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğun bir mecburiyet, bir gereklilik olduğuna tercümanlık yapması şu şekilde olmuş. Yani bir hadis-i şerifle bu önemi şöyle bir tercemede bulunmuş tabirle yani.
buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma zale Cibrilu yusini, yani Hazreti Cebrail biliyorsunuz Halık ile mahluk arasında, yaratıcı ile yaratık arasında irtibatı sağlayan, yaratıcının emirlerini ve yasaklarını, gereklerini ve menhiyatlarını aktaran Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi malıyla öğrettiği bir şeye en bilgin, en alim, zararlarından karlarına kadar nelerin olduğuna ancak ve ancak yaratan bilir. Yani Allahu Teala Celle Celaluhu bu insanları madem yaratmıştır, yarattığına göre ona zararlı gelecek şeyleri ve menfaatine olacak şeyleri de ancak ve ancak o bilir. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, benim dostum, halilim Hazreti Cebrail. Yani tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu görevi halk ile mahluk, halık ile mahluk arasında yapıyor ise, Resulullah ile Allah arasında da bu elçilik, bu emirleri, nehileri götürüp getiren de ayrı bir elçi vardır. O da Hazreti Cebrail'dir. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dostum diye tabir ediyor. Halilim, kardeşim, sürekli gelip bana komşuyu tavsiye ederdi. Ya Muhammed, komşundan haberin var mı? Komşunun hakkı şudur. Komşuyu duyar mısın? Komşudan haberin var mı? Komşunun önemi şudur. Komşuluksuz olmaz, komşusuz olmaz. Hep tavsiye ederdi. Hatta öyle bir şeye geldim ki, yani tahmin ederek, acaba bir gün bu benim bu kardeşim Hazreti Cebrail bana gelip de komşuya komşu varistir diyecek midir acaba? Ben bu beklentiye girdim. O reddeye yani geldi. O şeye geldi, yani o seviyeye geldi. Yani o kadar bana tavsiyelerde bulunuyor ki bundan ötesi kalan sadece bir o kaldı yani. Varistir, o kadar. Biliyorsunuz veraset de bizim bildiğimiz, Allahu Teala'nın da bildirdiğine göre batın ile, yani böyle nesebi olarak ancak o şekil veyahut musaharet yoluyla verasetin tahkim ve tesis edileceğini bize söylemiştir. Evet. Yani ya nesebi bir yolla müverrise, yani ölüye ulaşacaksın, yahut da musaharet yoluyla, yani evlilik yoluyla müverrise ulaşacaksın. O şekilde varis olabiliriz. İki kadın mesela kocasına varis olacağı gibi. Ben artık bu beklentide kaldım. Tahmin ettim, beklentide kaldım ki bir gün benim bu kardeşim, bu benimle Allah arasındaki o haber götürüp getiren bana bir gün diyecek ki komşu komşuya varis. Ben o seviyeye geldim. Demek komşusuz olmaz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu komşusuz olmaz dediğinde de, hatta İslam toplumundan önce de bu adet, bu kültür komşular arasında var idi. Yani komşu komşuya yaptığı ihsanla, yaptığı iyilikle daima iftihar ederdi. Biliyorsunuz İslam geldikten sonra, İslam'dan önce gelmiş dinlerin tüm önerilerini, tüm ilkelerini, tüm prensiplerini kökten silip atmak görevi yoktur. İslam'ın öyle bir şeyi yoktur. Eyvallah. İslam geldiği gibi önceki dinlerden tasvip ettiği bazı ilke ve kurallar olmuşsa, bakarsın ya bil fiil, direkt olarak değinerek onun tesisine, yani esas ve kurallığın devamlılığına hükmeder veyahut da karışmaz. Karışmadığına göre de bazı müştehitler diyorlar ki karışmadığı kurallar da yine İslam'da geçerli sayılır. Evet. İşte İslam geldi, bu komşuluk hakkını, komşuluk duygusunu, komşuluk mecburiyetini aynı şekilde bazı kurallar koyarak
bu şekilde bir komşu komşuluk hakkı devam ettirilir. Yani komşu komşuya karşı sorumludur. Komşuluk devam ettirilmesi gereken bir duygudur. Komşu komşusuz olmaz. Yani mesela diyelim batının bize empoze ettiği, içimize saldığı tabii ki kendi çıkarları için. Hani Kürtçe'de bir söz var. Diyorlar meşin beni gehu, bizim beni gehu. Yani koyun kendi yağında kavrulacak. Efendim keçi kendi yağında kavrulacak. Yani koyunun keçiye ihtiyacı yoktur, keçinin de koyuna ihtiyacı yoktur. Koyun keçiden sorumlu değil, keçi koyundan sorumlu değil. Böyle bir sapık, böyle bir batıl zihniyeti bize empoze ettiler. Hatta şöyle bir tabir var, Müslümanlar arasında yerleşmiş bir tabir. Efendim Alman usulü. Yani komşu komşusuna bir ikramda bulunmasa, halbuki Resulullah'ın söylediği bir şey vardır. Diyor, la tahkirenne caretun li caretin velev firsene şatin. Komşu, komşusunun yaptığı, yapacağı iyilik, yapacağı ihsan, yapacağı, vereceği bir hediyeyi hakir görmesin. Yani Resulullah diyor, tehadev tehabbu, hediyeleşin, sevinin, birbirinizi sevin diyor. Diyor, Müslüman bir kadın hiçbir zaman komşusu olan Müslüman bir kadından gelecek bir hediyeyi velev ki bizim smoçuk dediğimiz, yani kelle dediğimiz ayak kısmı, yani hani kelle bir yemek var ya, evet. İşte diyor paçanın ayak kısmını dahi eğer hediye etmişse onu hakir görmesin. Tırnak kısmı. Hı. Eğer hediye etmişse bile o komşu onu hakir görmesin. Gaye bundan peki niye ayak kısmını getiriyor? Diyor ki komşu komşusuna daima randevuleşsin. Daima buluşacakları bir gün beraber yiyecekleri bir yemek bulunsun. Üzerinde içecekleri bir çayları bulunsun, randevulaşsınlar, bir araya gelsinler, hal hatır sorsunlar. Dedik ya başta dedik, el insanu abidul ihsani. İnsan ihsanın bir kölesi sayılır, bir minnettarı sayılır. Yani nereden bir su içmişse daima ona karşı bir ısınması vardır, bir duygusallığı vardır. Diyor hiçbir zaman Müslüman bir kadın, Müslüman komşu bir kadından gelecek velev ki o ayak kısmı, kellenin ayak kısmı olsa da onu hakir, kıymetsiz bilmesin, görmesin. Bir de ayak kısmından meseleyi getiriyor. Niye? Yani diyor illa hediyeleşin. Hiç olmazsa, büyük hediye olmasa da, büyük ihdada, yani hediyede bulunmakta olacağınız bir büyük hediye olmasa da ya şunu da yapabilirsiniz. Yani atacağınız o ayak kısmı belki, atacağınız kısmı bile belki, yani alacağınız kısmı, hediye edeceğiniz kısım ayak olsun diyor. Ayak olsun, aman aman diyor. Karşı taraf sakın o hediye edilen ayak kısmını da hakir görmesin, kıymetsiz görmesin. Komşusundan gelmiş bir hediye kabul etsin yani. Eyvallah. O kadar ki din, İslam dinimiz komşu üzerinde durmuştur. Fakat maalesef Alman usulü dediğimiz veyahut Kürtçe'de mizin bini gehu, meşin bini gehu dediğimiz, yani komşu komşudan haberi olmasın. Sadece binanın kapısında karşılaştıklarında bir selam versinler ve geçsinler. İşte İslam bunu tavsiye etmiyor. Eyvallah. İslam bunu tavsiye biraz etmiyor. Daha belki güncel olan komşuluğu konuşacağız. Bir yine ara verelim, bir nefeslenelim. Buyurun. Mete Hocam. Tekrar devam edeceğiz. Efendim bir reklam arası verelim. Sonrasında inşallah tekrar devam edelim.
تركي و چه كردي چه عرب و فارسي چه شرقي و چه غربي مسلمان براي هفن چه شرقي و چه غربي مسلمان براي هفن مسلمان مسلمان يا خدا يا قرآن محمد رسول جان شوان رب بجان قربان محمد رسول جان شوان رب بجان قربان صوفي وديندارن هم بعلم وخندوانن هجمة صوفي وديندارن هم بعلم وخندوانن هم بجهاد وتبليغن مسلمان براي هفن هم بجهاد وتبليغن مسلمان براي هفن مسلمان مسلمان يا خدا يا قرآن محمد رسول جان جوان راب بجان قربان محمد رسول جان جوان راب بجان قربان وارن دست بدن هبم نمینه کدر و غم وارن دست بدن هبم نمینه کدر و غم جهب را ببین برایم مسلمان برای هبم جهب را ببین برایم مسلمان برای هبم مسلمان مسلمان یا خدا یا قرآن محمد رسول جان جوان راب بجان قربان محمد رسول جان جوان راب بجان قربان صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى Efendim devam ediyoruz. Saatlerimiz yavaş yavaş 7'ye doğru geliyor. İftar sevincinde artık gün surların arkasına, güneş surların arkasına saklandı. Diyarbakır ili için iftar saatine doğru giderken bizler de akrabalık ve komşuluk hakkını konuşuyoruz. İttihadül Ulema üyelerinden, İttihadül Ulema müderrislerinden Seyda'mız, kıymetli hocamız Mele Salih, Çift Süren hocamız. İlk iki bölümde etraflıca konuştuk komşuluk haklarını. Biraz da artık haklarımız nelerdir? Yani karşılıklı olarak hem komşu hem akraba haklarımız. Biraz önce gerçi Peygamber Efendimizin hadisinde öyle bir seviyeye geldi ki sanki artık komşu komşunun varisi olacak. Yani malını onunla paylaşacak derecesine geldi sandım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz ayetlerle, hadislerle nasıl bir karşılıklı haklarımız olduğunu belki somut olarak ifade edelim. Buyurun hocam. Evet. Zaten haklarımızın olduğunu ayet-i kerime ile sabittir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir fermanda bulunuyor. Nisa suresinin 36. ayeti vallahu alem. Evet. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. Allahu Teala Celle Celaluhu komşuluk haklarına gelirken ilken kendisine ibadet etmelerini emreder. Yani hepiniz, ki Resulullah da buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar yaratılışı itibariyle bir tarağın dişleri gibidir. Allah'a karşı kimsenin kimseye üstünlüğü taşıdığı madde, kemikten, etten, kandan, sundan, bundan dolayı bir üstünlüğü yoktur. Ne kadar Allahu Teala Celle Celaluhu'nun emirlerine uymuşsa, inne ekremekum indallahi etkakum ve'abdu ve la tüşriku bi şeye, yani bana ibadet edin, benle hiçbir şeyi ortak koşmayın, benden önce bir hiçbir şeyi önemsemeyin, yani beni öncelikli bilin. Ben size şunu ferman ediyorum, emir ediyorum, diyorum ki ihsanda bulun. Kimlere karşı? Valideyne karşı, anne babaya karşı gayet saygılı olun, itaatinizi, hürmetinizi, saygınızı ifa edin diyor. Ve bizil kurba, yani akrabalarınıza karşı gayet duyarlı olun, duyarsız olmayın. Hani daha başta da siz de değindiğiniz gibi topluluk, yani İslam ümmeti, Müslümanlar bir cesedin organları mesabesindedir. Yani bir organdan gelecek bir şikayet, aynı zamanda, aynı anda diğer organ kendisinde nasıl his ediyorsa, aynı şekilde komşu dediğimiz, akraba dediğimizde, akrabasına gelecek herhangi bir ızdırap, ister bedensel olsun, ister iktisadi olsun, ister başka türlü olsun, kendisinde hissettiği acıyı mutlaka komşusu da o acıyı hissetmelidir. Fakat maalesef batıdan ithal edilen, batıdan bize empoze eden yanlış, batıl düşünceler sayesinde, batıl düşünceler etkisinde, İslam ümmeti etkisinde, tesirinde kaldığı için dedik ya, Alman usulü, yani sanki Alman usulü takdir edilecek bir usuldür da, yani eller üzerinde tutulacak bir usuldür da, birbirimize tavsiye ediyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bir ahlakı da mertlik ahlakıydı. Hani zaten şu da hadisten de o anlaşıldı ki, o muhabbeti besleyecek, onu geliştirecek, diyor la tahkirenne caretun li caretin, özellikle kadınlara karşı bu tavsiyede bulunuyor. Yani hatta bir hadiste ya nisa el müslimati, ya nisa el müslimati diyor, yani ey Müslüman kadınlar diyor, hiçbir zaman komşunuzdan gelecek bir hediyeyi hakir görmeyin, yani daima komşunuza karşı duyarlı olun, komşunuza gelecek bir eziyeti kendinizde his edin, acısını his edin, gidermesine çalışın. Ama maalesef şöyle bir duruma düştük ki, heşa lehevala ve ktiral kendala, yani bu şikayet ifade eden bir tabirdir. Evet. Müslümanlar öyle bir duruma geldi ki, komşusunda gördüğü, hatta gözüyle gördüğü o acıyı, kulağıyla o duyduğu o acının feryadını hiç sanki kendisinde duyulmamış, kendisinde etki yapmamış gibi davranıyor. Onun için şöyle bir tabir, yani şöyle bir ifade kullanılmış. Heşa lehevala ve ktiral kendalaya. Yani bir tepeye vuracağın bir ok insanda ne etki yapıyorsa, Müslüman kardeşinde duyduğu o acıyı, gördüğü o acıyı, ızdırabı da o kadar kendisine his eder hale geldik. Yani duyarsız kaldık. Yani duyarsız olduk. Evet. Duyarsız olduk. İşte biz nasıl eski halimize yine dönebiliriz? Yine eski özümüze dönersek, yani İslami tavsiyelere, İslami kendimiz için bir kültür, bir adet, bir ahlak haline getirdiğimizde göreceğiz ki bu dünya fanidir.
yaptığımız, takındığımız her şeyden yarın sorgulanacağız, hesabını vereceğiz. Madem dinimiz tavsiye ediyor, Resulullah kendi ifadesiyle, benim kardeşim Hazreti Cebrail sürekli bana komşuyu tavsiye eder di ki, öyle bir dereceye geldim ki sanki komşu komşusuna, yani oğul babasına, baba oğula, kadın kocasına varis olacağı gibi komşular arasında da öyle bir irtibat, öyle bir bağlılık vardır ki komşu komşusuna varis olacak diyecek dereceye geldim diyor. Öyle bir beklentiye geldim diyor. Demek babayla oğul arasında olan irtibat neyse, komşuyla komşu arasında olan irtibat da aynı şekilde odur. Onun için dinimiz sürekli bize tavsiye ediyor. Komşu, komşu, komşu. Cenazesi olduğunda cenazesine tabi olacağız. Hastalandığında mutlaka ne yapacağız? İyadetül merid yapacağız. Yani gidip de üzüntüsünü paylaşacağız. Komşumuzun duyacağı bir ferahlık, duyacağı bir neşeyi kendisine tebrik edeceğiz, paylaşacağız. Biz de sevineceğiz. Komşumuzun duyacağı bir acıyı, bir hüznü paylaşacağız. Onun için mesela görüyoruz, diyor bir insan hasta Müslüman bir kardeşini ziyarete gittiğinde her kaldırıp indirdiği bir ayak, bir adım için adedince, sayısınca diyor, hatasından bir hata düşüyor, hasenatına bir hasene ekleniyor. Maşallah. Onun için bir nerede gördüysek bir Müslüman kardeşimizin hasta olduğunu duyarsak, günahlarımızın bağışlanmasını istiyorsak, yaratıcımızın, halıkımızın rızasını bekliyorsak ve umuyorsak, onun için bir altyapı hazırlamalıyız. Altyapı nedir? Komşumuzu ziyarete gitme altyapısı. Ziyarete gitme silgisi olacaktır. O düşünceyle ben komşumu ziyaret edeceğim ki ikimizin yaratıcısı olan Allahu Teala onu bana emanet etmiştir. Ben o emanete hıyanet yapmayacağım. Gidip de üzüntüsünü paylaşacağım. Taziyelerde olduğu gibi Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Taziyesi olan bir insana gidip de acısını paylaşan insan, taziye sahibi o musibetzede aldığı mükafat miktarınca taziyesine giden Müslüman da o mükafatı almış sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize gelen din bunu tavsiye eder. Eğer biz de eski kültürümüze, eski adet ve geleneklerimize dönersek, tavsiyelerimizi, yani gıdamızı, besinimizi, aldığımız dini bir daha eller üzerine alıp da o dinin direktifleri doğrultusunda yürürsek, davranırsak eski halimize yine döneriz. Yine eski komşu haline geliriz ve komşu komşunun varisi gibidir beklentisine biz de gireriz ve kıyamet gününde komşunun komşuya şefaat yaptığını da görebiliriz. Allahu Teala, eyvallah, bize o komşuluğu nasip etsin ve bize kültür yapsın, adet yapsın, bize sevdirsin yani. Bize sevdirsin. Yani Allahu Teala'nın tavsiyesi olduğu için benim bu komşuluk duygusuyla yaşamamla Allahu Teala'nın rızasını kazanacağımı bilgisiyle, o düşünceyle, o inançla biz bu eski adet ve geleneklerimize dönersek komşuluk yine tesis edilir. Komşuluk sadece bina kapısında hatırlanacağı bir hal değildir. Komşunun komşuya gidip de beraberinde götüreceği bir hediye ile beraber randevulaşıp beraber yiyecekleri, içecekleri bir saati olacak, bir ziyaret saati olacak ve komşuluk o şekilde tesis edilecektir inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi hepimizin dilinde pelesenk olmuş. Yani ilkokulda okuyan çocuğa da bunu öğretmişiz. Üniversitedeki öğrenci zaten biliyor. Yaşlı amca da bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet. Şu ölçüyü de biraz maşallah anlatalım mı hocam? Evet. Bizden değildir. Eğer ondan olmak bizim için çok önemliyse. Bak, bizden değildir diyor.
Bu bir menfi bir şeydir. Rütbe, derece göstermektir yani. Bizden değildir ne demektir? Eğer bizden değildir, Resulullah ümmetinden değilsek, ne'uzu billah, artık şimdiden oturup ağlamamız gerekir. Eğer biz ondan olmayı seviyorsak, istiyorsak, ki dünyanın faniliği kesin kestir. Yani şüphemiz yoktur. Dünyanın fanidir. Baka öbür taraftır. O orada da sadece hiç kimsenin şefaat yapamayacağı bir, ta sadece bir kişinin şefaat, büyük şefaat yapacağı bir kişinin olduğunu, o da Resulullah olduğunu, ondan olmayı arzularsak, o zaman olanı komşumuzla paylaşalım ki, paylaşırız ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bizden olacaktır gösterdiği yolda yürümüş sayarız kendimizi. Yani olanı komşumuzla paylaşırız, açlığı paylaşırız, tokluğu paylaşırız ki beraber Resulullah'ın ümmetindeniz inancında olalım, kıyamet gününde o ümitle mahşere gitme ümidi taşıyalım ve Resulullah'ın şefaatine nail olalım. Yani bizden değildir demek büyük bir şeydir. Felaket. Büyük bir felakettir. Şimdi hiç kimse bunu istemez yani. Yani ondan olmamayı hiç kimse arzulamaz. Madem arzulamıyorsak onun emaresi olan duyarsızlığı yaşamayalım. Duyarlılığı yaşayalım. Eyvallah. Şimdi toplumu biraz böyle analiz ettiğimizde hakikaten artık dağınık yerleşmeler değil, daha çok toplu yerleşmeler, özellikle şehirlerden bahsediyoruz. Yani bir sitenin içerisinde 2 blok, 3 blok, 4 blok biraz daha artıyor son zamanlarda. Ve her bir blokta bir köy, belki iki köy yaşıyor. Bu kadar insanlar artık bir arada yaşıyor ama maalesef bazen hasbel kader dışarıda biriyle tanıştığında nerede oturuyorsun? İşte şu sitede. Aa ben de o sitede oturuyorum. Evet. Hangi blok? Şu blok. Aynı bloktayız ama birbirimizi tanımıyoruz diyebiliyoruz maalesef. Evet. Toplumun özellikle bu komşuluk ilişkilerinin bu kadar güçsüzleştiği ya da bu kadar sıradanlaştığı bir durum var. Evet. Analizimiz bu. Şimdi bunu bir güçlendirmek gerekiyor. Evet. Yani bunun için belki nasıl adımlar atılabilir? Bir iki dakikamız var. Bir toparlayarak son sözü bitirelim inşallah. Dedim ki daha önce değindiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle komşu bağının tesisi daha sağlamlaştırmak için ya nisa el müslimat demiş. İkinci bir hadiste la tahkirenne caretun li caretin وَلَوْ فِي سَنَا شَاتٍ diyor. Yani demek kadınlar eğer kendi aralarında, biliyorsunuz daha önceleri tek katlı evlerde oturuyorduk. Tek avlu birkaç ev için ortak kullanım alanı idi. Evet. Peki bunları bir arada tutan düşünce neydi? Yine kadınlar vasıtasıyladı. Kadınlar birbirlerini severdi, sayardı. Komşusunu överdi. Akşam belki de kocasına ikram ettiği bir yemeği komşudan geldiğini söylerdi ve komşu komşuya karşı duyarlı bir hal alırdı. Komşusunu özlerdi. Eğer biz eski kültürümüze dönersek, eski kültürümüz nedir? İslam'ın getirdiği bir kültür. Eski özümüze dönersek, aslımıza öyle dönersek, yani, evet. Aslımıza öyle dönersek her şey mükemmeldir yani. Her şey hazırdır. Yani gaybi bilen, insanı yaratan mühendis, fabrikatör birdir. O maddemizin neden yapıldığını, neye karşı duyarlı olduğunu, neye karşı tepkili olduğunu o bilir. O biliyorsa, tavsiye ettiklerini yerine getirirsek, bizi içtinabımızı sakınmamızı istediği şeylerden de sakınırsak komşuluk tesisi yapılmış olur. O zaman birbirimizi severiz. Kel bünyanil mersusi yeşiddu ba'duhu ba'da. Yani kireçle, betonla, cısla birbirine tutturulmuş bir binanın o kerpiçleri halini alırız. Biliriz ki üst kerpiç alt kerpiçten olmasa ayakta kalamaz.
komşu komşusuz olursa, ondan kopuk olursa, onun düşüncesi taşımıyorsa kendisi ayakta kalamaz. Eyvallah. İşte buna varırsa komşumuza sahip çıkarız. Çünkü komşumuza sahip çıkmak kendimize sahip çıkmak demektir. Eyvallah. O düşünceye varırız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben ağzınıza teşekkür ederim. Sağlık. Allah hayrınızı kabul etsin. Cümleten Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı iftarlar. Allah razı olsun. Cümleten. Teşekkürler. Eyvallah. Kıymetli izleyenler, iftar sevincini burada bitireceğiz. Bir ilahi ile yine Grup Aksa'dan abilerimiz bir ilahi okuyarak sizleri inşallah bu iftar vaktine doğru sevindirecekler. Bizler de şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın inşallah iftar sevinciyle farklı bir konuk ve konuyla tekrar karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. سرم باريت نورا جعبا سروريت يا محمد رسول الله نورا جعبا سروريت يا محمد حبيب الله خلاص يا مبتيا خلاص يا مبتيا رزقار يا مبتيا رزقار يا مبتيا باور يا مبتيا باور يا يا محمد رسول الله رياروني رياتي يا محمد حبيب الله جارا صبر اغلی مغم خوارا بیچاره مبیچاره یا محمد رسول الله بیچاره مبیچاره یا محمد حبیب الله خلاص یا مبتیه خلاص یا مبتیه رزگار یا مبتیه رزگار یا مبتیه باور یا مبتیه يا محمد رسول الله رياروني رياتي يا محمد حبيب الله دانه دورانا كل دردانه درمان سنة قرآن يا محمد رسول الله درمان سنة قرآن يا محمد حبيب الله خلاص يا مبتيا خلاص يا مبتيا رزقار يا مبتيا رزقار يا مبتيا آزاد يا مبتيا آزاد يا مبتيا رياروني رياتي يا محمد رسول الله رياروني رياتي يا محمد حبيب الله رياروني رياتي يا محمد رسول الله رياروني رياتي يا محمد حبيب الله